أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر 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 الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فرد حي قيوم حكم عدل قدوس. سيجعل الله بعد عشر يسرا وعنت الوجوه للحي القيوم وإن الله بكم لرؤوف رحيم. إن الله كان توابا رحيما. إن الله كان غفورا رحيما. فإن الله كان عفوا قديرا. إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله كان عليما حكيما. إن الله كان عليكم رقيبا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا. فإن حزب الله هم الغالبون. إن الله هو القوي العزيز. إن الله هو الغني الحميد. حسبي الله لا إله إلا هو. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا يحزنهم الفزع الأكبر. إياك نعبد وإياك نستعين. والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. والحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. 25. Söz Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi'nin mukaddemesinin 2. cüzü. Evet. Şu 2. cüzde Kur'an'ın bir başka açıdan. Sen var mıydın? Birinci cüzde Kur'an'ın bize bakan yönüyle tarifini yaptı. İkinci cüzde de Kur'an'ın kendisini tarifini yapıyor. Kendisinin ne olduğunu bize söylüyor. Biz ona göre Kur'an'la muhatap olacağız. O tariflerden birincisi birincisi ve ikincisi üzerinde durdu. Bütün alemlerin Rabbi itibariyle Allah'ın kelamıdır. Ama daha ondan önce de tarifte Kur'an'ın ismi azamdan, yani her ismin mertebe-i azamından, arş-ı azamdan, arş-ı azamdan geliyor Kur'an diyor. Yani ne demek arş-ı azamdan geliyor Kur'an? Büyük arştan geliyor. Ne demek? Nasıl anlayacağım ben onu? Ne arşım? Sonra açıklıyor, yani ismi azamdan geliyor diyor. Allah'ın en büyük isminden, en önemli isminden geliyor. O ne demek? Allah'ın en önemli ismi hangisi acaba? Nasıl bileceğiz onu? Daha da açıklıyor, yani diyor, her ismin mertebe-i azamından geliyor. Her ismin mertebe-i azamından geliyor. Bu 24. sözle birlikte anlaşılması lazım. 24. sözde her ismin azami mertebesi neydi? Ona dikkat edeceğiz, onu hatırlayacağız ve o zaman diyeceğiz ki kainatta yaratılmış olan mahlukat aleminde var olan her şeyin, her türlü özelliğinin en ince teferruatına varıncaya kadar bilen, bilerek yaratanın konuşmasıdır Kur'an. Yani kainatta bir mesele var da Kur'an'da o yoksa o tarif gereği zıttır. Neden? Kur'an ile konuşan kainatın en ince teferruatıyla, en ince nakşındaki en ince manasıyla, hikmetiyle birlikte bilerek yaratanın konuşmasıdır Kur'an. Evet. O zaman bu açıdan şimdi Kur'an kendisinin tarifini yapıyor dedik. Burada birinci tarif o zaman diyor öyleyse şu demeye gelir bu demek diyor. Kur'an bütün alemlerin Rabbi itibariyle Allah'ın kelamı. Yani, Kur'an kelamullah'tır dediğimizde dikkat edeceğiz. Yani, ne dedik kelamullah deyince ne dedik? Yani bütün alemlerin Rabbi itibariyle Allah'ın konuşmasıdır. O zaman Kur'an'a bakacağız. Kur'an'da şöyle bir alem var, şöyle bir bilgi alanı var, insanın şöyle bir ilgi alanı var ama
Yaratıcı burada fazla bilgi vermemiş. Dediğimizde o bilen, o alemi bilenin konuşmasıdır diyeceğiz. O Kur'an'ı ona göre okuyacağız. O zaman dün çok önemli bazı şeyler söyledik. Demirci'nin yanında çırak olarak çalışıyorum. Şimdi demircilik öğreneceğim. Kur'an bana o alemden de bahseder mi? Evet, eder. Ne yapacağım ya? Ne yapacağım şimdi Kur'an'da? Demircilik mi öğreneceğim? Öyle demeyeceğim. Kur'an'ın maksadı bütün alemlerin Rabbi itibariyle Allah'ın bana konuşmasıdır. Ben niçin yaratıldım? Neye varım? Bu demir niye var? Bu demirin işte kuralları nedendir? Demirdeki gördüğüm özellikler nereden geliyor? Bunları anlamak için Kur'an'ın rehberliğine ihtiyacım var. Yani o demiri ve beni yaratanın bana konuşmasına ihtiyacım var. Tabii biz dünyevileştiğimiz için demiri nasıl döveceğimi bana öğretsin diyor. Laboratuvarda uzun uzun çalışıp durmayın, Kur'an bana söyleyiversin diyor. Dünyevi maksatta bakıyor. Senin laboratuvarda uzun uzun çalışman, kısa kısa çalışman önemli değil ki. Senin belli bir ömrün var. İster 10 sene, ister 100 sene. O ömrü. Senin o laboratuvarda ya da evde ya da dükkanda, mağazada bir ustanın yanındaki çalışman, senin bu dünyaya gönderilmiş maksadını gerçekleştirmek üzereydi. Yoksa çok hızlı ya bir yerden bir yere o 10 ayda gitme de 10 saatte git veya 10 dakikada git. Maksat değil ki 10 dakikada git. Ne oldu? 10 dakika sonra oradasın. Ne oldu? Ondan sonra başka yere gideceksin. Ondan sonra oturacaksın, yatacaksın. Diyorlar. Hızlıca gidiyor adam, otele gidiyor, yatıyor. Ne oldu? Yolda giderken yatarak git. Fark etmez. Orada da gideceksin. Aynı şeyler yapıyorsun. Esas niye yapıyoruz bunları biz? Esas biz burada bu işleri niye öğreniyoruz? Demircilik öğrendik de bazı demirlere yeni şekil vereceğiz. O da verdi, o da verdi, o da insanlar demirlere yeni şekil verdiler, verdiler, öldüler, gittiler. Niye demirlere yeni şekil veriyoruz? Biz dünyevi düşünmeye alıştığımız için Kur'an'dan dünyevi maksatla eğitim bekliyoruz, terbiye bekliyoruz, ilim bekliyoruz. Hayır, bu dünyanın yaratılışının neden olduğunu bana anlatmak için. En ince teferruatına varıncaya kadar şu dünyadaki görünen özelliklerin neden var olduğunu, neden bana gönderildiğini, neden bu özelliklere yaratıldığını, neden benim bunları anlayabilecek kapasitede yaratıldığımı anlatmak için kainatın yaratıcısı konuşuyor. Yoksa beni demirci ustası yapmak için konuşmuyor. Ne ustası olursan onu göreceksin zaten. Sonra da bitecek. Yani çok dünyevileştiğimiz için Kur'an'dan da kendimiz için önemli gördüğümüz konularda rehberlik yapmasını bekliyoruz. O zaman Kur'an'da bu ilim yok diyoruz. Kendi maksadıma göre bekliyorum Kur'an'dan ilmi. Ayetleri var ya işte Kur'an'a bakalım aslında ilim hepsi orada olduğu için biz işte yeni keşifler yapabiliriz ya da yeni keşiflerin ipuçları orada veriliyor diye. Oraya bakıyoruz. Kur'an'la konuşan hakimdir. Doğru. Hikmetle konuşuyor. Yanlış değil. Doğru. Maksadı değil ama yani. Yani Kur'an mesela ama şöyle diyeceğim. İnsanlar biraz daha pratik olsun. İnsanlar fizik okuyorlar. Hüseyin'in birinci fizik aklına. Veya sosyoloji okuyor, sosyal hayatın aklına. Veya iktisat okuyor. Yani ekonomik ilişkilerimizi en verimli halde, en randımanlı halde nasıl tanzim ederiz? Şimdi gerçekten siz insanlara şu kainatın, şu kainatta yaratılan malzemelerin, bizim emrimize verilen malzemelerin en güzel şekilde insanların hizmetine sunulmasını ve dolayısıyla insanlara mutluluğu mu istiyorsun? Gerçek hedefi, o mutluluğa ulaşmanın gerçek hedefini
Evet. Yani Kur'an bizim kendi yanlış beklentilerimize cevap verecek diye müracaat edildiğimiz için, ettiğimiz için Kur'an'a bize rehber olmuyor. Kendisine. Yanlış beklentilerimize cevap verecek diye bekleyince Kur'an ama göstermiyor bize diye. Bütün ilimlerin kaynağı Kur'an'dır. Ne demek? Alemlerdeki alemlerde, her türlü alemde. İşte yıldızlar alemi falan değil. İnsanın alemi var, hücre alemi var, atom alemi var, molekül alemi var, renkler alemi var, duygular alemi var, her türlü alemde. Alemde esas maksat neyse, onlara yaratılış maksadı neyse, biz bizim onları öğrenmemiz için gerekli rehber, rehber Kur'an. Alemlerin Rabbi itibariyle Allah'ın kelamıdır. Hem bütün mevcudatın ilahı ünvanıyla Allah'ın fermanıdır. Mesela insana dese ki, Kur'an geliyor diyor ki, La ilahe illallah diyeceksin. La ilahe illallah diye anlayacaksın diyor. İşte insan aleminin en büyük ihtiyacı o. La ilahe illallah diye anlamak. Kendi varlığını göre tarif etmek. Hem rububiyet-i mutlaka cihetinde bir mükalemedir. Öyle bir konuşma ki, bu Kur'an bir konuşmadır ama rububiyet-i mutlaka yönüyle bir konuşmadır. Mutlak rububiyet, her şeyin mürebbisi, terbiye edicisi, her şeyi tekamüle götüren, her şeyi nihai hedefine ulaştıran zat olarak konuşuyor. Seni en güzel şekilde terbiye edecek şekilde sana muhatap oluyor ve bize muhatap oluyor. Rububiyeti mutlaka cihetinde bir mükalemedir. Hem bir iradelik mi? Semavat ve arzın. Bütün semavat ve arzın Halık'ı namına bir kitaptır. Ben semavat ve arzın hepsini yaratan benim diye konuşuyor Kur'an. Onun namına konuşuyor. Yaratıcı adına konuşuyor. O makamda konuşuyor. O yetkiyle konuşuyor. Semavat ve arzı yaratan benim, öyle olur. Mesela bu makine yapan benim, ona göre sana anlatırım ne yapacaksın. Semavat ve arzı, yeri, yerdeki olan her şeyi yaratan benim, o zaman ben ona göre konuşuyorum sana. Tabii insana konuştuğu için insanın semavat ve arzı olan ilişkisini en optimum düzeyde tutmak istiyor. En verimli şekilde kurmak üzere Kur'an konuşuyor. Yani Kur'an'dan ne bekleyeceğiz? Bizim Kur'an karşısındaki vazifemiz nedir? Sorusunun cevabını buralarda arayacağız. Kur'an neden konuşur bize? İlmi keşifleri bulmak için değil. Ne yapacaksın ilmi keşif olup da? Mesela bir yerde, bak bir şeyde yaratıcının onu yaratırken koyduğu kuralı bulmak değil mi keşif? Yaratılıştaki kuralları bulmak. Onu bulma ihtiyacı insanın var mı? Var. Niye bulacak? İnsan merak ediyor bu nasıl oluyor, bu nasıl oluyor diye. Sonra halife insan bakıyor buranın tedbirini, bu evin diyelim düzenini bana bıraktılar. Öyle bir varsa yok da. Sonuçta öyle değil zaten. Peki, bana bıraksalar, ne yapacağım? Şimdi buradan sorumlu benim ya. Bu nasıl kullanılacak, bu nasıl yapılacak? Araştırmaya başlıyorum.
Bu neyin nesili? Bunu ne diye kullanacağız burada? Burada başka kişiler varsa o kişilerin hizmetine ben bunu nasıl verebilirim diye. Çünkü sorumluyum ya. Şimdi o sorumlulukla birlikte yetki de veriyor. Şunu şuradan alırım. Aa, burada insanlar şöyle yapacak. Şurada oturacaklar. Burası insanların ihtiyacına göre oturmaya müsait değil. Onu oturmaya müsaitle getirmem için şunu şuradan alıp buraya koyacağım diyeceğim. Tasarrufta bulunacağım. Ne tasarrufta bulunmadan yetki? Yani yetkiyle birlikte sorumluluk gelir. Sorumlusun, yetkin yok. Olmaz. Halife sorumludur ama yetkisi de var. Tasarrufta bulunuyor. Tasarrufta bulunmak için insanlar kainatı inceliyorlar. Bana benim emanetine verilmiş olan şu sudan, şu bilmem neden ne çıkar? Ne yapılır? Diye inceleme duygu, inceleme ihtiyacı veya kapasitesi insana verilmiş. Halife. İrade düzeye de verilmiş. Yaparsın, yapmasın, serbestsin. O da ilginç. O da güzel ya. İrade düzeyimiz de var. Peki, şimdi ilmi keşif yapacağım. Niye? Buranın tasarrufu bana bırakıldı ya. Bu tasarrufu kullanacağım işte. En önemli maksat, buranın tasarrufunu yetkisinde bulunduran insanın bu yetkiyi hangi maksatta kullanacağını. İlmi keşif yaptın ama burası sana emanet edilmişti. Sen kendinin gibi davrandın. Emanete ihanet et. Olmaz. Kur'an sana diyor ki evet burada istediğin gibi tasarrufta bulunabilirsin ama esas seni buraya yetkili tasarrufta bulunma yetkisi vermemin maksadı beni tanımandır. Beni tanıtmandır. Beni sevmen, beni sevdirmen. Bu maksadı gerçekleştirmek için ne usul, ne prensip, ne kurallar gerekiyorsa Kur'an onu söylüyor. Evet bu evde şunu şuradan buraya değiştirirsin ama niye değiştirdiğini unutma. Kur'an'ın konuşmasında, Kur'an'ın bize izahında evin işini nasıl değiştireceğin değil, o değiştirmeyi yaparken nasıl bir tavrın içerisine gireceksin? Benim esas görevim o. Rabbimi, yaratıcımı, tanıdım mı, tanımadım mı? Yani Allah bana niye karnımı acıktırıyor, sonra da nimet verip doyuruyor? Allah beni niye üşütüyor hem de sonra da koyundan, bilmem nereden, vasıtalarla, topraktan, pamuktur, yündür bir şeyler yaratıyor, üzerini giydiriyor ve soğuğa karşı muhafaza ettiriyor. Kendisini tanımam için. Yoksa kendimi korudum, öldüm, türüdüm, gittim. Ne yapacağım ki? Ya neye yarar ki? Bu dünyaya ben Rabbimi tanımaya geldim. Neyim, nesiyim ben burada diye. Bunu anlamaya geldim. Burada tasarrufta bulunurken o tasarrufta bulunmam bile benim Rabbimi tanımam içindi. Aa Rabbim bak bunu buraya koymuş daha ki kullanasın diye. Ne kadar güzel hikmetle yaratmış. Demek ki benim sahibim her şeyin tedbirini alan bir hikmetle yaratandır diye anlamak için geldim. Yoksa istediğin kadar evi düzenle. En sonra da ölürsün. Çocuklara neyle ki ben aşağıya böyle atar gider. Bir anlamı yok ya. Şu dünyaya bakın, hayatın gerçekten Rabbi tanımak diye bir maksadımız yoksa boşuna yaptığımız derler. Yaparız sonra ölürüz biter. Atarlar hepsini. Ben onu çok çok ilginç bir şekilde yaşadım. Birisi baktı, bir aile toplanmış, babasından kalma evi satıyorlar. Babası, hanımı ölmüş, anneler ölmüş. Babası tek başına kalmış, bir yerde adam hep böyle eşyaları tutar. İşte her insanın kendine göre bir tavrı var, imkanı var. O da eski eşyayı bırakamaz insanlar. Yaşlılar eşyanın kendisini bir yerden öner bırakamaz. Hiçbir eşya bırakamaz. Ölmüşsünü toplamış. Sonra ölmüş. Ölünce bu adamı evden çıkartmışlar. Daha o eve kimse girmiyor. Biz de ev almak istiyorduk. Orayı satacaklar. Baktık çok ucuz. Ya, olalım burayı öyleyse dedi. Neyse sonunda adamla kardeşlerin hepsi toplandılar bir fiyat verdik evet dediler. Bir an önce bir satmak istemişler. Ne yapayım satmışlar. Sonra sordum ona niye diyeyim yani niye diyor hani biriniz oturun ne güzel yeri güzel. Yani fiyata göre çok iyi böyle kendiniz niye oturmuyorsunuz? Dediler ki kimse oraya girmek ister.
babasının o hallerine öyle açık gitmiş. Ne bu eski eşyalara bakmıyor ya. Öyle küçük gitmiş. Hiç kimse kırılmak ister. Babası ölünce biz içeriye girdik. Orada yaşayan hepsini aldık. İşte dünyanın sonu bu. Orada bana öyle bir Allah ders verdi ki ne toplarsan topla neslin bile sahip çıkmıyor. Aç. Nefret ediyor. Allah sevdi. O eşyanın bizzat kendisine olan tutku var ya. Hiç sevdirdin mi? Allah o eşyayı biz kullanalım şükredelim diye ver. Eşyaya tapalım diye vermedi ki. Eşyanın bizzat kendisine bağlanıp kalanım diye vermedi. İkramı veze yapılan ikramı anlayalım da memnun olalım Rabbimizden diye ver. Allah sevdi. Ben de hakikaten eskilerin kokusundan neyse Allah bana da sevdik demişti her tabloyu. Ama çok güzel bir ders oldu. Ondan beri eski eşya tutkusuna karşı bir alerjik tepki var bende. At basını bir kere bir kullandım. Bitti vazifesini yaptı. Güvetersin. At onu. Tutup dur eşya bağlanıp kalma diye. Öyle bir insan. Her insanın bir imtihanı var. O da benim imtihanım. İşte ona karşı bir tepkim var. Eski eşya tutanlara karşı attım. Eskidi mi? Attım. Attım diyor. Attım. Vazgeçimden değil. Ona bağlanıp kal. Onun senin hizmetine verilmiş bir vasıta olduğunu bil. Şükret. Elhamdülillah, Rabbimi tanıdım, benim hizmetimi gören var, benim ihtiyacımı bilen var, o ihtiyaçlarımı karşılayan var, elhamdülillah. Bu onun bir vesilesiydi, aynasıydı, aynadan ışık geldi, bitti. Artık aynayı tutup durma, ışık yok artık onda. Başka bir aynada ışık geliyor. Bırak artık onu. Ama tutup, işte dünyevi olmakla olmamak arasındaki fark, aynaya yapışıp kalmadı. O bir aynaydı. Rahmet-i İlahiye'nin bir aynası. Bir ikram-ı İlahiye'nin bir aynası. Evet. İstediğin kadar hızlı git. Gidelim. İstediğin kadar işte haberleşmeleri çok hızlı yap. Yani eskiden bir mektup yazıyordun, 10 günde gidiyordu, 10 günde de cevap geliyordu, sevmiyordu. Şimdi 10 saniyenin içerisinde hem yazıyoruz, hem diyoruz, ne kadar sevmiyoruz bilmiyorum. Vasıta önemli değil. Hemen hızlıca konuştun diye insaniyetin maksadı gerçekleşti değil. Ama bu haberleşme vasıtalarının hızlanması bize Rabbimizin her an bizimle haberleşebilecek bir Rab olduğunu, her an bizim kalbimizden geçeni, şimdi artık insanlar biliyorsunuz elle yazmak istemiyor, konuşup makineye yazdırmak istiyor. Daha da sonra ne yapacaklar? Aklından geçeni yazsın diyecek. Bir makine olsun aklından geçeni yazsın diyecek. Var mı? Var. İhtiyaç var. Rabbimiz aklımızdan değil, kalbimizin en derinliklerinden geçeni bilendir. Öyle bir Rabbin yarattığı dünyada o da var. Şimdi bak Kur'an bize şey yapıyor. Teknolojinin kapısını açıyor. Kalbinden geçene göre araba seni götürür. Tamam mı? Belki beyindeki bilmem nelere göre. Evet. Ha, şimdi bize böyle bir şey, kainatın yaratıcısının böyle bir özelliği varsa kainatta da bu var. Olabilir. İşte, o da onun teknolojisi olur canım. Cinleri istihdam edersin, teknoloji olur. O da, yani teknoloji dediğimiz şey yaratıcıdaki teknik. Tamam. Tamam, böyle bir şey bulabilirsin. Maksat o değil ki, bu ne oldu? Maksat Rabbinin tanınmasıydı. Onu bularak Rabbini tanıyacak. Kur'an esas maksadın eğitimini yapıyor. Alemlerin Rabbi ünvanıyla bir konuşmadır. Sen bunu araştır, bul ve bundan şunu öğreneceksin, şunu öğreneceksin, şunu anlayacaksın diyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'i hep Rabbin kendisinin tarifi, esmasıyla bize tanıtması ve ebedi hayata bakan yönüyle onu nasıl değerlendireceğini öğretir. Kur'an. Yoksa sana tutup da ben şunu şöyle yaptım formülü bu diye verecek değil. Maksat değil ki. Anlamıyor. O hedef değil. Sen o formülü araştırırken Rabbini tanıyacaksın.
söyleyeceğim bir anımız için çocukları bilmiyor musun? Matematikte bir soru sordukları zaman cevabını yapıp ver hadi götür bunu hocana ver diyor musun? Ne yapıyorsun? Önce düşün bakayım bunu nasıl çözersin falan öğretiyorsun. Söyleyivermiyorsun cevabı. Onun öğrenmesini sağlıyorsun. Ta o öğrenerek de kendine diyor. Kur'an'da bize zekice söyleyiverse ne yapacağım? Ben de bakıyorum, aa böyle sırlar varmış, yaratılışta böyle gizli maksatlar, hikmetler varmış. Demek ki benim yaratıcım hep bunları bilerek yapanmış. Ben böyle burada kendimi sahipsiz zannettim, aşk alacağım zannettim, kimsesiz olacak zannettim falan. Demek ki ben kimsesiz değilmişim. Bunları anlamak için kendim tecrübe öğrenmem lazım. Kur'an rehberlik yapar babanın çocuğa veya öğretmenin çocuğa öğretirken. Şöyle düşün. Niye böyle düşünmedin? Başka bir yol var mı der gibi. Rehberlik yapıyor. Belki maksat gerçekten. Evet. Hem saltanat-ı âmne-i sübhaniye hesabına bir hutbe-i ezeli yeter. Kelimeler saltanat-ı âmne-i sübhaniye hesabına bir hutbe-i ezeli yeter. Saltanat-ı Ahme-i Sübhaniye. Şimdi saltanat-ı Ahme, umumi saltanat-ı Sübhaniye öyle bir saltanat ki o saltanatta hiç kusur yok. Böyle kusursuz bir umumi, her şeyi kapsayan saltanat adına bir hutbe verilir. Diyor ki ben öyle bir sultanım, sizin şu ihtiyaçlarınızı karşılayan benim. Size böyle ihtiyaçlarınızı karşıladıktan sonra size şunları vaat ediyorum, şunları da yapacağım, siz de şöyle yapacaksınız. Hutbe veriyor. Sizden şunları bekliyorum diyor. Size bunları yaptım, sizden de bunları bekliyorum. Yani kainatın yaratıcısının bizden beklediği vergi değil. Bizden beklediği herhalde hakkımız edilmez. Hatta yaratılışın memleketin diyelim, o mülkün tanziminde, düzenlenmesinde bize düşen vazife ne? Şurayı bozmayın, şunu şu şekilde kullanın. Ben hutbe veriyorum, vazifeyi bildiriyorum insanlara. Ya çok ilginç. Ya bu hutbe nasıl başlıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin diye başlıyor hutbe. Hem de çok ilginç. Sizin sultanımız odur. Her şey sizin sultanımız tarafından hazırlandığını bilin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Şurada ne yapılıyorsa onun adına yapılıyor. Onun tanzimiyle yapılıyor. Onun emriyle yapılıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bakıyorsun birisi gelmiş sabahleyin kapının önüne bir şişe süt koymuş. Sen zannediyorsun adam getirdi koydu. Ya sultan emretti. Bunların süte ihtiyacı var. Götür onlara süt ver. Yani inek geliyor süt veriyor. Bir şişe değil. 10 şişe süt veriyor. 10 galon süt veriyor. 10 galon var. Bazı gençler 5 galon var. Evet. 10 kilo. Ha, yani 5 galon. Bakıyorsun hayvan diyoruz. 5 galon süt getiriyorlar. Lan, nereden getirdi bunu? Ne bilecek o diyorsun. Ha, birisi var. Sultan. Hadi götür bunlara süt ver. O da getir. Biliyorsun saltanat-ı âmne-i sübhaniyenin tasarrufu var burada. O tasarrufu ilan eden hutbedir Kur'an. O inekteki sütü inek getirip kendi vermedi. Dikkat et diyor. Hani Osman, Ahmet, Mehmet. Ben gönderiyorum diyor. Hutbe o öyle yani. Sen de bu inek iyi süt verir dersen hain. İşte hiyanet orada başlıyor. Bu inek bilinmekler bir süt var. Hollanda'da. Komik
oluyor değil mi? Ya dikkat edeceğiz ya. Konuşmalarımıza, algılamalarımıza dikkat edeceğiz. Hutbe-i ezeliyeye ters konuşuyoruz. Ya. Hem rahmeti vasıayı muhita noktayı nazarında bir defteri iltifatat-ı rahmaniyedir. Kelimeler ağır oldu ama olsun, bilmediğimiz şeyler değil inşallah. Allah'ın öğrettiği rahmeti vasıta-i muhita. Vasıta-i muhita. Allah razı olsun. Vasıta-i muhita. Muhit, vasit, geniş, hepsi, her yeri kapsayan rahmetin rahmet noktayı nazarında bir defteri iltifatat-ı rahmaniye. Yani Rahman'ın iltifat defteri. Sana gönderiyor. Sana diyor bak neler neler verdim. Bak. Sana ne veriyor? Lütfetmiş. Neler ikram etmiş, neler ihsan etmişse onların yazılı olduğu bir defter. Ya bu an bize neler verelim bakalım. İltifatta neler geldi. Neler lütfetmiş. Rahmeti vasıta-i vasıta-i muhita noktayı nazarında bir defteri iltifatat rahmani. Ben size neler hazırladım? Neler ikram ettim? Ben listesi. Kur'an. Hem uluhiyetin azameti, haşmeti haysiyetiyle başlarında bazen şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır. Haberleşme. Başlarında bazen şifre var. Gibi bazı şifreler var. O şifreler o şifreler bulunan bir muhabere mecmuası. Ama uluhiyetin azameti, haşmeti, hasiyetiyle. Yani şimdi sultan konuşuyor da çocuk gibi konuşmuyor değil mi? Sultana yakışık şekilde konuşuyor. Ve özel bazı mesajlar da ilgililere, özel olarak ilgililere bildiriyor. Başlarındaki şifreler. Bak, ilgililer o şifrelerde diyorlar. Böyle yapacağız diyorlar. Sen de ilgili hale gelirsen anlarsın. Çalışırsan bu ne diyor, ne diyor diye iyice dikkat edersen, iyi bir talebe olursan sen de kendine göre o şifrelerden kendine mesaj çıkarırsın. Yani sultanın konuşmasına, ilahın konuşmasına layık bir konuşma tarzı. Uluhiyetin azameti, haşmeti, haysiyetiyle. Çünkü ilah konuşuyor, kainatın sahibi konuşuyor. Yani komşunla konuşur gibi nasılsın, iyi misin, nasıl bugün havalar çok sıcak, öyle değil. Yani konuştuğu her şeyde senin ilahın olarak sana muhatap oluyor. Evet. Hem ismi azamın muhitinden nüzul ile. Neydi ismi azamın muhiti? Her bir ismin azami mertebesinden. İsmi Azam'ın muhitinden, onun ihata ettiği alanda nüzul ile her bir ismin azami mertebesinden bilerek Arş-ı Azam'ın bütün muhatına bakan, Arş-ı Azam'ın bütün ihata ettiği her yere bakan, yani Arş-ı Azam'ın ihata ettiği her yer bizim açımızdan şu kainattaki yapılan her şey. Ama ahireti de düşünürsek, yaratılışın hepsini kapsar. Arş-ı Azam'ın bütün muhatına bakan ve teftiş eden, Arş-ı Azam'ın ihata ettiği her yere bakan ve teftiş eden hikmet feşan bir kitab-ı mukaddestir. Hikmet feşan, bütün Arş-ı Azam'ın kapsadığı her yere bakan ve her şeyi ihata eden, her kelimesinde, sözünde hikmet saçan, hikmet ve şan,
bir mukaddes kitaptır. Yani yaratıklardan kimsenin yapamayacağı, konuşamayacağı, söyleyemeyeceği, bilemeyeceği şeyleri alem-i gaybtan bildirir. Bize göre alem-i gaybtan. Bu alemden değil. Alem-i gaybtan bildiren sonsuz ilmi ilahiden gelen yani bir kitaptır. Şu sırdandır ki, bu özelliklerinden dolayıdır ki, Kelamullah ünvanı kemal-i liyakatle Kur'an'a verilmiş ve daima da verilir. Şimdi bu da ilginç bir şey. Kur'an kelamullah'tır. Bu özelliğinden dolayı Kur'an kelamullah'tır. Allah kelamıdır diye okunur bilinir. Bize o rivayette geliyor. Şimdi kelamullah diye okuyacağız. Allah'ın sözüdür diye okuyacağız Kur'an. Dünyada başka kelamullah diye okunacağını söyleyen kitap yok. O da ilginç. Inspiration, işte ilham, işte demistatlar yazmış falan gibi sözler var da o iddiayla, o özellikle gelip bulunan, şu dünyada bulunan kitaplar var da Allah aynen böyle söyledi. Bu Allah'ın kelamıdır. Allah konuşuyor burada diye başka kitap diyor. Ama bu da burada bizim bu özelliklerinden dolayı Kur'an'a kelamullah deniyor. Biz de kelamullah deyince ne bekleyeceğiz? Birisi dese ki bu Allah kelamı, bu yukarıdaki anlatılan özellikler bekleyeceğiz. Demek ki bütün alemlerin Rabbi, semavat ve arzın Halik'i, kainatın yani kusursuz sultanının konuşması, en ince teferruatına varıncaya kadar kainatı bütün inceliklerle yaratanın konuşmasıdır diye okuyacağız o kitabı. İşte ona kelamullah denir. Yoksa rivayet edilmiş, birisi diyor ki ben işte şöyle bir zat vardı, ona peygamber, onun hayatı hakkında size bilgi veriyorum tarzındaki yazılan bir kitabı o özelliklerde okumayın. Kişinin peygamber diye bilinen bir zatın hayatını anlatması. Veya bir zamanlar peygamber diye birisi vardı, o böyle anlatmış diye rivayet ediliyor. Onun rivayeti, ne diyorlar, ahdi atik, eski atik, Old Testament'ta, onun rivayeti. Aynen öyle mi söyledi? Hayır, aynen öyle değil de öyle bir şeyler söyledi. Biz öyle bir duyduk. Öyle söylediğini duyduk rivayeti var. Ehli atik bir şeyde. İncil'de öyle bir şey de yok. Yani uzak doğu dinlerin vedalar falan da zaten Allah'ın sözü diye bir öyle bir kavram yok. Ama yani Allah'a ulaşmış, onu tanımış birisinin algılamaları diye var. Tamam? Onun kalbine ilham olunmuş. Yani o böyle algılamış, böyle anlamış diye rivayetler var. Onun için kelamullah diye okuyamayız onları. Çünkü o özelliklerle muhatap olmuyor. Veya biz Kur'an'ı okurken kelamullah diye okuyacağız. Yani her şeyin Halik'i konuşuyor. Bakayım ne diyor diye okuyacağız. Var bizim hani o insanlara şimdilik arz sahibiz ama yani Allah'ın kelamına muhatap olmak için biz kitabı dua olarak genellikle okuruz. Şu sırdandır ki kelamullah unvanı kemal-i liyakatla Kur'an'a verilmiş ve daima da veriliyor. Kur'an'dan sonra sair enbiyanın kütüp ve suhufları derecesi gelir. Sair, yani Kur'an'dan sonra kelamullah unvanına layık diğer peygamberlerin kitapları, sayfeleri gelir. Sair nihayetsiz kelimat-ı ilahiyenin ise bir de diğer bunlardan başka bir de Allah'ın sonsuz ilahi kelimeleri var. Onlar ne? Konuşmaları var. Onlar ise bir kısmı dahi has bir itibarla cüz'i bir unvanla, hususi bir tecelliyle, cüz'i bir isimle ve has bir rububiyetle, özel bir ilişkiyle ve mahsus bir saltanatla. Yani bir kişiye, bir kavme, bir
insanın bir halini muhatap olmak suretiyle mahsus bir saltanatla ve hususi bir rahmetle zahir olan ilhamat suretinde bir mükalemedir. Allah'ın demek konuşmalarının çok farklı bir Kur'an'da da var o. Şimdi ayeti hatırlamıyorum ama çok ilginç. Allah'ın konuşmalarının çok farklı dereceleri var diye. Ya bileyim onu. Çok ilginç bir ayet. Bir Kur'an ile konuşma var. O saltanat-ı âmle adına konuşma. Ondan sonra diğer peygamberlere yapılan konuşmalar. Yani şu kavmin terbiyesi için konuşma var. Kur'an bütün insanların, bütün kavimlerin konuşması için. Ezeli konuşma. Onlara gönderiliyor. Kur'an bütün insanlara konuşma. Bir de özel olarak bir insana, bir insan grubuna Rabbi özel olarak sen şöyle şöyle yap diye ilhamatı var. Melek ve beşer ve hayvanatın ilhamları külliyet ve hususiyet itibariyle çok muhteliftir. Yani çok değişik de ilhamatlar. Şu ayet buraya tam tekabül ediyorum. Ayet mi? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم شورى سورة شورى سورة 51-52 آيات Türkçesi şöyle yazmıştı. Allah bir beşere, beşerle ancak kalbine ilham etmek veyahut perde arkasından sesini işittirmek suretiyle konuşur. Veya Rabbinin izniyle vahyetmesi için çok ona melek gönderir. Böyle değişik tarzda Allah'ın konuşması var. Ya kişisel ilham suretinde konuşuyor veya perde arkasından ne anlıyorsak perde arkasından konuşuyor veya bir melek vasıtasıyla ona vahiy gönderip konuşuyor. Şüphesiz o her şeyden yücedir, onun her işi hikmetinedir. İnnehu aliyyun hakim. Sana da böyle emrimizden kalplere hayat veren Kur'an'ı vahyettik. وَكَذَٰلَكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا kalplere hayat veren ruhan dediği için ona kalplere hayat veren demiş. Yoksa sen kitap nedir, iman nedir bilmezsin, bilemezsin. Dedim, vahiy olmasaydı peygamber nereden bu çektiğine ne olduğunu yok. Fakat biz o Kur'an'ı bir nur kıldık ki onunla kullarımızdan dilediğimize yol gösterdi. Sen de hiç şüphesiz dosdoğru bir yola rehberlik edersin. İşte o Kur'an uyduktan sonra sen de insanları doğru yola götürecek şekilde rehberlik vazifesi yaparsın. Yoksa sen kendin bildiğinden değil, biz sana öğrettik, öğretiyoruz, öğreteceğiz Kur'an ile. Bu peygambere hasaten bir de böyle. Biz de Kur'an'dan öğrenirsek doğru yola sevk ederiz. Burada 51-52, 42
Şura sureti 51 ve 52. Demek ki şurası önemliydi. Esas 51. Cümle. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا. Allah bir beşerle ancak kalbine ilham etmek. Yani ona işte öbüründen nasıl söyleyeyim? Bizim bildiğimiz şekilde vahiy deyince biz peygamber, melek vasıtasıyla gelen diye anladığımız için orada ilham etmek demiş. Yani güzel söyledi. Kalbine ilham etmek veyahut perde arkasından sesini işittirmek. İlla vahyen ev min verai hicabin, bir perde arkasından sesini işittirmek demiş. Veya işte konuş, perde arkasından konuşmak. Ev yursile rasulen feyuhye bi iznihi ma yaşa. Veya Rabbinin izniyle ne istiyorsa o, vahyetmesi için ona melek gönderir. O melek ile göndermek üzere, kendisi ile göndermek üzere bir melek vasıtasıyla vahyeder. فَيُوْحِيَ اِلَيْهِ فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهِ مَا يَشَىٰ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولَ فَيُوْحِيَ. Bir rasul gönderir ta ki o, Rabbin onun izniyle ne diliyorsa onu vahyetmek sohbetinde. Üç tür görüşme, böyle üç tür konuşma anlatılıyor bunda. Şura suresinde. Burada da işte Kelamullah'ın değişik şekildeki tecellilerini anlatıyor. En vasi, en mükemmel sultan-ı kainat olarak konuşması Kur'an. Sonra peygamberlerin kendi kavimlerini nasıl rehberlik yapacaklarını öğrettiği diğer vahiy kitaplar, suhuflar, peygamber sahifelere kitaplar gönderildi deriz ya, onlar geliyor. Ondan sonra da insanlarla, kişilerle özel olarak kendi ihtiyaçlarına göre onların kalbine ilhamatı şeklinde konuşması oluyor. Biz de bundan, bu kelamın ismi azamdan gelen Kur'an ile o ismi azamın daha düşük mertebeleri, o isimlerin daha düşük mertebeleri, mütekellim ismine mazhar oluyoruz insanlar. Sen bir şey aklına geliyor, demek ki Rabbim sana ilham ediyor ona. Ha şöyle olsaydı diyorsun, ben o ya Rabbimizin yaratması. Ama bu neslimiz karışıyor, kendimize mal ederiz. Onlar ayrı konular, o imtihanımızın sınırı, bu dünyada bulunmanın sınırı. Ama ben bir şey öğrendim dediğimde bunu bana Rabbim ilham etti dese, yaratıcım sanıyorum. Mesela ben görüyorum dediğimde ne diyorum? Rabbim bana görme özelliği verdi diyorum. Ben düşünüyorum dediğimde ne diyorum? Rabbim bana düşünme özelliği verdi diyor. Yani birisi diyor ki kalbime ilham oldu. Kalbime deyince aa sen vahiy mi? Ya kardeşim vahiy mi aldığını söylüyorsun. Allah'ın konuşmasının çok makamı var. Allah sana bir sinek gönderir, onunla da konuş. Sinek vasıtasıyla da konuşur. Allah seni su satır, ondan sonra birisinden sana su gönderdir. Ve der ki ya hiç ummadığım yerden bana birisi geldi bir bardak su verdi. Susuzluktan şöyle yanıyordum falan dersin. Sana bak Rabbim seni gözeten birisidir diye konuştu işte. Demek ki Rabbimizin konuşmasının sonsuz mertebesi var. Burada dedi ya, sair nihayetsiz kelimat-ı ilahiye. Zaten bir ayet-i kerimede de bu anlamda ama sair şeydir, nihayetsiz kelimat-ı ilahiye içinde. Bir anlamda da nihayetsiz kelimat-ı ilahiyede o ayeti hatırlayan var mı? Allah'ın kelimeleri mürekkeplerle yastan bitmez. O da buraya gelir. Allah'ın kelimeleri bitmez. O ayetin numarasını bilen var mı? Şöyle bakayım. Nojeme bakalım. Nerede? O nerede geçiyor? Nişanlı nerede geçiyor? Dur. Şurada. Biliniyor musun sen? Bölümü.
Evet. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفِدَ كَلِمَاتُ رَبِّي. Kehf suresi, o da öyleymiş. Kehf suresi, yani 18. sure 109. ayet, bir de 31. sure 27. ayet. O da biraz değişiklik var. 18. sure 109, 31. sure 27. ayet. Orada da bunu söylüyor. Sair nihayetsiz kelimat-ı ilahiye diyor ya, nihayetsiz kelimat-ı ilahiye. Bu ayette de istersen bakıverelim. 31-27. Dön bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَ كَلِمَاتُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Ne diyorlar? Yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem, yeryüzlerde mürekkep olsa, arkalarından da buna 7 deniz daha ilave edilse. Çok. Allah'ın kelimeleri nenefide kelimatullah, Allah'ın kelimeleri yazmakla demiş ama yazmakla paradoksini alalım, tükenmez. Allah'ın kelimeleri tükenmez. Konuşması bitmez. Yani yaratılışı her tarafı konuş, Allah'ın konuşması. Bu da bir konuşma, fiil. Ve bu arada insanların kalpleriyle, insani özellikleriyle olan ilişkileri de Allah'ın konuşuyor. Böyle inşallah bitiriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Muhim bir bitirme. Bölümümüzdeki bitirme. Bitmişte geldik. Bismillahirrahmanirrahim. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة.